Clash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sten Entourage 2'de Timur Devleti ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi biraz daha seviyeyi arttıracağız. Para kasmaya devam. Bir de artık bir devlete savaş ilan etmeyi düşünüyorum ama hani bakacağız ilerleyen zamanda. Yani oyunun akışına göre biz de yön vermeye çalışacağız. Bu arada 800 aboneye doğru yaklaşıyoruz. Abone olmayı ihmal etmeyin hocam. Dilerseniz videomuza geçelim. En son köyümüzdeydik. Bayağı az askerimiz vardı. Bu durumun iyi olduğunu söylemiştim hatta. Çünkü biraz erzak falan fazla gitmesin diye. Ayrıca maaş ödeme sıkıntılarımız var. 14.000 akçemiz var. Yani bunu idareli kullanmamız lazım. Bunu parayı da arttırmak lazım. Şöyle bir şey düşünüyorum hocam. Yavaştan artık Harezm topraklarına gitmeyi düşünüyorum ama sizin de fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Sizden yani öneri falan almadan da o taraflara geçmek istemiyorum. Ayrıca bunu videonun başında söyledim ki yani haberdar olun. O taraflara geçmemi istiyorsanız hocam altta belirtin. Köyü de terk edip geçeriz artık o taraflara. Ardından Harizmlere savaş ilan etmeyi düşünüyorum. İki yeni sonunda öyle olacak. Buhara, Semerkant, Herat, olmazsa İsfahan, Merv, Üzgent. Yani buralar Timur Devleti'nin elinde bulunan yerlerdi. Geçmişte Şiraz, ardından Erzurum da var. Yani bu şekilde buraları almayı düşünüyorum. Fakat hani oyun buna el verir mi? Bilmiyorum. Delhi bile var. Timur Devlet sınırları içerisinde Peşavar da var diye biliyorum. Yarkant var, Hotan var. Başka hangisi var hocam? Şöyle bir bakayım. Yani bu şekilde. Varsa da hatırlamıyorum. Gazni var. Yani buraları almam biraz zor olduğu için dediğim gibi Semerkant, Buhara civarlarını alıp olmazsa güçlenirsek hepsini alırız ama önceliğimiz buralar. Önce Herat ya da Buhara'yı almayı düşünüyorum. Semerkant biraz sağlam olduğu için. Bir şeyler yapmaya çalışacağız hocam. Yani bugün dediğim gibi köyü de artık biraz salacağım. Biraz daha hani Semerkant yakınlarına doğru gitmeyi düşünüyorum. Hotan civarında takılabilirim. Dunhuang, Hotan, Turpan. Yani bu civarlarda takılacağız. Eşki yağmına devam hocam. Ayrıca bir like atarsanız sevinirim. Evet, şu kimmiş? Kin Hanedanı'nın şeyi galiba. Aynen. Yani şu köyü aslında alsam iyi olur. Harizmlerin elinde bulunan. Ama dediğim gibi bakacağız artık. Şöyle Roberts birliğini gördüm. Şöyle saldıralım. Evet, Moğol birliği de bize katıldığı için direkt otomatik atlayacağım. Oğlum yine ben kayıp veriyorum ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şu stepelere mi girsek? Gerçi seviyem düşük ya. Yani biraz işler artık zor. Gel oğlum. Gel döneyim ben. Tamam bu şekilde girerim. Oğlum kaybı hep ben veriyorum lan. Biraz tek takılacağım o zaman ya. Vallahi biraz tek takılayım. Hani rütbe atlatma amaçlı olarak tek takılacağım. Gel hocam gel. Gel. Şöyle yakalayabilir miyim lan? Oğlum nasıl kaçıyor lan? Girer misin oraya? Girelim mi lan? Vallahi giresim var ha. Şöyle bakalım sağlam değil burası. 7 tane elit var.
Bunlar zaten çöp. Bizim bunun ordusuna bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Ama şöyle bir göz gezdirdiğimde 6 tane elit var. 7 tane, 14 tane çöp elit var. Süperman elit falan var. Tamam. Bu şekilde girilir ya bence. Yani 35-36 kişiyiz. Bunları da dağıtamıyorsak neye yarıyoruz hocam biz? Şöyle girelim. Yani dediğim gibi artık tek takılacağız biraz. Evet hocam, kale köy kuşatmalarında falan iyiyimdir ama bakalım seviyemiz buna el verecek mi? Yani doğruluk falan yüksek değil, o yüzden okçuluğum da pek sağlam değil. Şöyle atayım, belki isabet ettiririm. Bu şekilde isabet ettirince çok mutlu oluyor insan hocam. Oğlum biz bayağı kayıp verdik ha. Vallahi kayıp verdik. Harizmi askerinin lordunun pardon ordusu sanırım sağlam değil. Hocam ben daha adamlara yani burada da söyleyeceğim. Doğruluğu bayağı fazla soran kişi var. Doğruluğu arttırsaydık, doğruluğumuz yüksek olsaydı eğer, yani ben burada yani hiçbir vuruşa isabet ettiremedim şu an. Doğruluk yüksek olsaydı hepsi isabet etmişti hocam. Yani bunu kesin bir dille söyleyebilirim. Şu tarafa atayım biraz. Ulan bari şu Robert Star'a vurabilsem. Evet, takviye geldi bize. Güzel. Güzel, bu mesafeden çok güzel abi. 8 seviye olabilirsem iyi olur. Dön hocam, dön. Oğlum. Biri beni hedef aldı ama. Oo, tek hedef şeyleri benim şu an. Lan şey de yok, kalkan da yok ya. Of 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 hocam, of of. Bir de bunları mı bekleyeceğiz? Savaşın sonunda görüşürüz hocam, ben bunları bekleyemem. Evet hocam, savaşı aldık. Kayıp mayı önemli değil. Ben vermedim sonuçta. Şöyle çıkalım. Belki bize bir şeyler verir ama yani pek umudum yok. Verse bir eşkıya kıyafeti verir. 500 akçelik. Onu da satsak 30-40 akçe eder. Kar kar hocam. Yine kar. Yani yine iyi. Biraz artık dediğim gibi bu video hakkında biraz konuşayım. Şöyle olacak bu video aslında. Bir şeylerin hazırlık aşaması diyebiliriz. Diğer videoda yani serinin 7. bölümünde baya fazla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir şey vermedi bu arada. Yani baya fazla asker toplayıp tabi siz de isterseniz o köyü bağ verdi. O nasıl bir tepkiydi hocam? Ben neden öyle bir tepki verdim? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Şu anda bu köyü aldık. Güzel. Vallahi tam istediğim yerdeyim. İki köyle biraz daha sanırım kar edebiliriz. Güzel hocam. Bunun olması güzel oldu bence. Şimdi ne yapalım hocam? Biraz da burada yatışlarda kalalım. Hem deniz manzaralı. Şu steppenin yanına gidelim. Kaçırmayın hocam onu. Güzel. Ben de geleyim. 2-3 tane de ben vurayım hocam. Şöyle belki vallahi sanki level atlayacağım gibi ha. Vallahi atladım hocam. Şöyle doğruluk ve sağlık benim için önemli. Onlara biraz önem göstereceğim şu sıralar. Şu Robert Sarı arkama alayım. Gel hocam gel. Hop. Olmadı olmadı pardon olmadı. Tek başıma giresim var ama yani sağlam değilim ya. Gelin hocam, hepiniz bir gelin. Kaçmayın sen oğlum, niye kaçıyorsunuz? Evet, 51 kişiler. Bu şekilde daha iyi oldu. Güzel. Evet, level atlamaya devam hocam. Dediğim gibi doğruluk ve sağlık.
Şu arkadaki Roberts iyi yırttı valla. Bakalım başka kimse var mı? Evet, şöyle köyüme geçeyim, dinleyeyim diyecektim. Şurada bir Roberts gördüm hocam, gel. Come on baby. Sana tek gireceğim lan. Sana tek gireceğim, gel. Gel biraz level kasalım. Şöyle hocam savaşa geçelim. Evet, atımız altımız da güzel. Güzel hocam. Şöyle bakalım şu şekilde. Vallahi ben level kasmanın yolunu buldum. 1 vs 20 Roberts ya da 10-15. Güzel olur ya bu şekilde, bakalım. Öldürünce fazla seviye veriyor mu? Vallahi veriyor gibi. Yani 10-15 tane öldürsek bir seviye alırız daima. Biraz mesafeyi uzak tutayım. Dediğim gibi sağlık falan sağlam değil bende. Yani hemen ölebilirim. Doğruluğumu biraz arttırdım o yüzden. Yani biraz fark var. Kaledeki ok atışıyla şimdiki ok atışı arasında biraz fark var. Ama mesafe de yakın. Şu şekilde kalabalığa atalım. Elbet birine denk gelir. Şöyle 9 seviye. Acaba 10 seviye olabileceğiz mi? Yani seviyemizi arttırdığımız sürece her şey daha iyiye gidecek. Yani bunları da hepimiz fark ederiz zaten. Mesafeyi yakın tutma oğlum. Mesafeyi yakın tutma. Şöyle biraz geriye çıkayım. Bu mesafeden de vur artık. Şöyle kalabalığın içine doğru vurduğumuz sürece elbet isabet edecektir. Evet, aslında serinin başlarında Roberts'lar bize 7 vuruyordu hocam, %7. Yani şu anda bayağı fark var. %2 vuruyorlar. Yani oradaki bir ok atışıyla şimdiki 3 ok atışından aynı şeyi alıyorum aslında. Şöyle sabit durayım ya. Ya da şöyle bir şeyi çekeceğim hocam elime. Kılıcımı çekeyim. Şunu da vurayım. Bir dakika ver hocam. Tek vuruyor mu hocam? Ama böyle şeylerle, baltalarla falan kontrolü sağlamak zor. Yani at üstündeyken mızrak kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet, kolay bir savaş oldu aslında. Seviye de vermedi ya. Yani biraz aslında lordları yalamaya devam. O şekilde devam edeceğiz maalesef. Elimizden gelen başka bir şey yok. Şimdilik biraz param artsın. Bir 30 bin civarı olursa tekrardan bir ordu toplayacağım. Yani bunu da tekrardan parayla yapmayacağım açıkçası. Yani şehir merkezinden falan, köylerden o girerek asker toplayacağım gönüllü gibi. Evet, güzel. Güzel hocam. Bunları satalım. Bunları gidelim bir satalım. Takım dayanıklılığı azaldı. 300 de buradan karımızı ettik. Şöyle bakalım hocam. Paramız 16 bin. Şu Forrest'ların yanına bir gitmek isterim hocam. Gelin hocam ya. Buraya bir saldırın da ben de bir savunma yapayım. Gerçi saldıramazlar. İlerleyen zamanlarda seviyem yüksek olursa sadece 20, 10-15 askerle yine kaleyi alabileceğimi düşünüyorum. Yani Herat, Merv gibi kaleleri alabilirim. Yani 10-15 askerle, ama Semerkant gibi kalelere kesinlikle daha donanımlı bir şekilde girmemiz lazım. O yüzden onları biraz daha sona bırakacağız. Evet, düşmanımız yok. Düşman kalelerini bu kadar boş görmek de. Burada sanki bir şeyi fark ettik gibi. Bir dakika, bir dakika hocam. Seviyeye bir girelim. Bizde 28 liderlik. Ha. Evet, şuradan bir şey daha yakaladık. Şimdi hocam, liderliğiniz ne kadar yüksek olursa yani lordları o kadar daha etkiliyorsunuz, yani çağırabilirsiniz. Bizde lord yok, gelmezler ki.
Evet, bir şeye de bakmak istiyorum. Harezmler kimlerle düşman hocam? Yani biz toparlanana kadar umarım yıkılmazlar. Aynılar Moğollarla düşman. Moğollarla düşman hocam. Bir dakika. İşler değişir. Benim Moğollarla aram iyiydi. Bir dakika hocam, şöyle. Vallahi işler değişir de. Biraz da tırsıyorum açıkçası. Yani şu seviyede henüz savaş ilan etmek çok saçma olur. Şu alevi gidelim. Yani biz burayı alacağız hocam. Burası bir gün bizim olacak. Şöyle devam edelim. Şu eski topraklara bir gidelim de. Şey de merak ediyorum. Yani bu haftalık ne kadar kârımız falan var, onları da merak ediyorum. Zamanın akması lazım. Bize de para lazım. Steppe. Come on Steppe. Gel babana. Şimdi bir lord bulmam lazım. Ki lordla beraber saldıralım. Oo, 43 kişilik bir birlik daha var şurada. Gel hocam gel. Gel sen de gel gel. Aha, işte bu ya. Daha ben erken öldüm. Şimdi erken öldüğüm için seviye vermez. Aynen. Ulan kuşatma var, ben bir şey yapamıyorum lan. En çıkarcı olduğum savaşlar kuşatmalardır. Şöyle bakalım. Nereye alabiliriz? Şurada bir köy var, 12 kişilik de yukarıda. Yani oraya da gidersek orayı da almak mantıklı gelmiyor açıkçası. Biraz para lazım, para. Para için ne yapacağız hocam? Bu şekilde olmuyor çünkü. Şu Roberts'lara bir gideyim, bunlara da gireyim hocam. Ana Steppe en sevdiğim. Gel hocam gel. Gel şuna beraber girelim. Evet, bu defa erken ölmedim. Yani bunun için seviye verecektim muhtemel. Hocam iki seviye birden almışız. Mükemmelsin. Mükemmelsin hocam. 47 yapalım şunu. Güce de biraz verelim ya. Fazla düşük kalmasın. Aynı şekilde 40 yapalım. Liderlik iyi. Ama biraz daha yükseltelim mi? Yok ya, doğruluğa vereyim ikisinde. Evet hocam, bu şekilde seviye atlayabiliriz. Şöyle devam. Gel gel bekle, şunu da alalım, beraber girelim. Ulan bu ne yapıyor? Moğolların kalesini mi kuşatacaklar bu Eyyubiler? Eyyubiler Moğolların kalesini kuşatacak. Oyun kafayı yemiş hocam. Buradan da belki seviye verir. Ama vermedi, ama sanırım yükseldik ya biraz. 267 güzel. 613 lazımmış. Şuraya giresim var. Vallahi giresim var. Vallahi gireceğim hocam. Savaşa geçelim. Evet hocam, aslında elit okçu olmadığı için pek bir korkum yok. Ancak uzmanlar var. Onların bir seviye altı. Ama yine de pek etkilenmeyeceğimi düşünüyorum. Doğruluğu yükselttim. O yüzden ok atışlarının sağlam gitmesini umuyorum. Bu mesafeden onlar da bana vuramıyor. Ben de şu anda vuramıyorum. Deneyelim şöyle birkaç atış. Tamam, bu mesafeden ben vurabiliyorum ama onlar vuramıyor.
De ben isabet ettiremiyorum. Bayağı uğraşacağız gibi. Vallahi bayağı uğraşacağız gibi. Artık buradan da kesit kesit alırız. Ne yapalım? Atışlara başladı onlar da ya. Şöyle yandan gideyim. Tamam, bu şekilde sadece bu bağ vurabilir. Hocam bizim eleman vuramıyor ya. Bizim eleman çöp çıktı. Oğlum onlar bana isabet ettiriyor da ben ettiremiyorum. Şöyle hocam, ben burayı da alıp geleyim ya. En iyisi, en mantıklısı olur. Evet, şu anda 8 kişi kaldı, bayağıdır uğraşıyorum ama sanırım olmayacak gibi, çünkü ok atışlarımız tutturamıyoruz hocam ya. Yani şu an biraz daha gelişmemiz lazım. Lan adam her türlü vuruyor, biz şunu da öldürmem lazım ya, bari bir seviye falan bir şey versin. İyi, güzel. 5 kişiye yakın aldım herhalde. 5 kişi aldım. Yeter. Yeterli hocam. Hatta devam edelim, ölelim gitsin ya. Yani zor çünkü, bayağı zor. Böyle bir şeyde sağlam bir yay almam lazım. İlerleyen zamanlarda bunları artık halletmeye çalışacağız. 5 tane asker almışız. 3 tanesi çöp, 2 tanesi orta seviyede. Yani yine iyi. Ne diyelim, yine iyi hocam. Dediğim gibi bu video aslında bir şeylerin hazırlık aşaması için hazırlanmış bir video gibi düşünebilirsiniz. Biraz seviyemizi arttırdık. Çok da az olsa paramızı da arttırdık. Aylık şey gelince yine artacaktır. Çünkü elimizde 2 tane köy var. Kümes üretimi, pardon. Şey var. Tavuk evi diyelim ya. Kümesinden de falan, oradan da gelir geliyor. Oradan aldığım geliri de aslında biraz da arttırmam lazım. Ürünler artı 3 yazıyor şu anda. Gidelim bir Dunhuang'a. Ondan sonra da merkezde videoyu kapatırız ya. Ne yapalım? Çünkü yapacak bir şey yok. Yani diğer bölümde asker toplayacağız. Şu anda 117.132 akçemiz var. Yani diğer bölümde asker toplayacağız. Bakalım bizim kapasitemiz ne kadar? 90, güzel. Yaklaşık bir, yani kaç tane olur? 50-60 taneye yakın asker toplayacağım. Onun için para lazım. Ürünlere de bir bakalım. Pek bir şey var mı? Gidelim hocam bir Dunhuang'a. Artık ürünleri de satarız herhalde. Bir bakalım. Gerçi asker toplayacağımız için satmak sanırım mantıklı değil gibi. Diğer bölüme saklayalım biraz. Aynen, şu anda şey de yok. Şöyle bir bakalım. Kasaba, üretim oluşturun. Kümes. Ürünler diyelim. Bayağı fazla ürün var. Güzel. Tavuk da almam lazım. Tavuk alacağım hocam. Biraz da yani sanki kâr etmiyorum gibime geldi. Çeşitlilik hayvanlar. Tavuk ver bana hocam. Tavuk 3 tane. 1, 2, 3. Evet, aldığımız parayı bugün de tavuklarımıza harcadık. Zor bir durum. Yani zor seviyede biraz daha oynamak zor. Adı üstüne. Yani bayağı zor ama harbiden bir şeyleri başarmak. Ürünler alalım hocam hepsini, yoksa bekleyelim mi? Belki bunları satıyorlardır. Niye alıyoruz ki?
De ben satsam nasıl olur? Bir dakika hocam. Şimdi biz burada 170'e vereceğiz normalde. Ticaret diyelim, burada kaça veriyoruz hocam? Tavuk 302. Wow, bayağı iyi. Bir dakika hocam, ben bunları iyi satarım ha. Harbiden ben şeyi market değil kasaba. Şunların hepsini alayım hocam. Burada bayağı sağlam fiyata gider. Buradaki fiyatların bayağı fazlasıyla satılıyor da ben hocam şimdi bunları da satarsam ne oldu hocam, harbiden anlamadım. Az önce 300 civarıydı, şu anda 165. Şeye satıyorum. Tavuğu 282. Çık çık hocam çık. Çık hocam çık, başka bir yere gidelim ya. Zaten paramız kalmamış. Aa, step. Evet, buradan da bir seviye alırsak baya güzel olur. Seviye verir misin efendim? Of be, of işte bu be. Harbiden baya iyi oldu ya. Şöyle 50 yapalım, doğruluğu da artıralım. Tamamdır. Turpan'a gidelim. Burada ne kadar verecekler acaba? 170'in üstüne satmam lazım. Eşya değil oğlum ya, ticaret. Oo, bayağı iyi lan. Vallahi bayağı iyi. 314. Sat hocam sat. Sat 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 hocam sat. Evet, 20 bine yakın artık para var da. Şurada da bir mountain gördüm. Bitmesin hocam. Bekleyin, ben de geleyim. Adamlar bize bırakmadı ya. Neyse hocam, artık köyümüze dönmenin vakti geldi sanırım. Aynen. Şöyle bir şey de gösterse, bu haftalık şeyi gösterse iyi olacak ama göstermiyor ya. O da diğer bölüme kaldı artık. Diğer bölümde baya fazla şey olacak harbiden. Her şey diğer bölüme kaldı. Şöyle yatışlara geçelim hocam. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi herkes 7. bölüme odaklansın. O bölüm bayağı iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.